Adalet ve Kalkınma Partisi 12 Şubat 4. Olağan İlçe Kongresi yapıldı. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün yine Dulkadiroğlu ilçe kongremizi icra ettik, tamamladık. Hamdolsun büyük bir coşkuyla, heyecanla kongre süreçlerimiz ilk olarak Avşin ilçemizde başlamıştı. Sonrasında Andır'ın Göksun ve dün Türkoğlu. Bugün yine kongre süreçlerimiz ilimizde devam ediyor. Pazarcık kongremizi icra ettik. Dulkadiroğlu kongremizi. Şu anda 12 Şubat ilçemizin ve aynı saatlerde bugün yine Çağlayancayit ilçe kongremiz de yapılıyor. Pazartesi günü de inşallah Elbistan kongremizi ve sonrasında Ekinözü, Nurhak ilçelerimizin kongrelerini de tamamlayarak inşallah 30 Kasım tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla ilk kongremizi de yapacağız. Tüm ülkemizde AK Parti teşkilatlarımızda kongre heyecanı yaşanıyor. Yenilenme sürecimiz, teşkilatlarımızda yeniden teşkilatlanma. Bu gerek ana kademe, gerek ilçe, gerek kadın ve gençlik kollarında teşkilatlanma süreçlerimizde yoğun bir şekilde devam ediyor. 23 yıldır büyük bir çalışma, azim ve gayretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilklerin Türkiye'de ilklerin partisi oldu. İlk hizmetlere imza attı. 12 Şubat 4. Olağan Kongremiz inşallah hayırlara vesile olsun. Tüm ilçelerimiz bizim için önemli, öncelikli. Ancak 13 Şubat benim tabii ki ayrı bir sevdamız. Ayrı bir önceliğimiz. Çünkü parti içerisindeki her görevim gerçekten bugüne kadar her ortamda ifade ettiğim gibi belki de çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras bizler için. 12 Şubat'ta geçirdiğim yıllarda gerçekten benim bu partide geçirmiş olduğum en önemli yıllardı ve bize çok şeyler kattı. O yüzden bu ilçedeki kongre beni ayrıca heyecanlandırdı. Ben emeği geçen tüm kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Bu deprem şehitlerimizi içerisinde barındırmış bir teşkilat, 13 Şubat Teşkilatı. Ve 13 Şubat ruhuyla inşallah bundan sonraki kardeşlerimizle Ahmet Başkanım'dan aldığımız biz bayrağı bizler Mücahit kardeşimize teslim etmiştik. Mücahit kardeşimiz de bugün Durdu Sefa kardeşimize teslim ediyor. İnşallah bizlerden alınan bu bayrağı çok daha üstlere taşıyacaklarından hiçbir şüphem yok. AK Parti olarak bu zamana kadarki her bir kongremiz tıpkı buradaki gibi milletimizle omuz omuza verdiğimiz çok büyük bir bayram. Akabinde girmiş olduğumuz her bir seçim ise çok büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Onun için bu manada bu kongremizin de inşallah hem ilçemiz için hem şehrimiz aynı zamanda ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Evet, teşkilatlarımızın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Teşkilatlarımız bu zamana kadar her daim milletin yanında olmuş, milletiyle iç içe olmuş, milletin derdiyle dertlenmiş, milletin sıkıntılarını ve problemlerini içselleştirmiş, kısacası milletimizin davasını omuzlarına yüklemiş çok büyük bir ailedir. Ve ben de böyle bir ailenin ferdi olmaktan dolayı onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kahramanmaraş'ımızın incisi 12 Şubat'ımızın 4. Olağan Kongresi'ne hoş geldiniz. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev alan ve kutlu davamıza gönül veren tüm arkadaşlarımıza gayretleri ve emekleri için teşekkür ediyor. Ahirete irtihal eden kardeşlerimize ve özellikle merkez üssü şehrimiz olan asrın felaketinde kaybettiğimiz şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Bizim davamızda kongreler sadece bir değişim değil, aynı zamanda yenilenme ve tazelenme fırsatıdır. Bizler ülkemizi, şehrimizi, 12 Şubat ilçemizi daha ileriye taşımak için geçmişte bu kutlu vazifeyi ifa eden arkadaşlarımızdan
İfa eden arkadaşlarımızdan edindiğimiz tecrübeyle, samimiyetle çalışmaya gayret edeceğiz. Şehrimizin yeniden inşasında halkımızın görüş ve ihtiyaçlarının dikkate alınmasının sürecinin başarıyla yürütülmesi için kritik bir unsur olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda toplumun her kesiminin katılımını sağlamak, dayanışmayı güçlendirmeyi ve sosyal dokuyu yeniden inşa etmeyi hedefliyoruz. Yeryüzünün gerçek fatihleri kalpleri kazananlardır demiş büyük Türk münevveri Nurettin Topçu. Aynı düsturla halkımızın gönüllerini kazanmaya gayret edeceğiz. Sokağın kokusunu, dokusunu, havasını kadın kollarımızda, gençlik kollarımızda, tüm kademelerimizde teşkilatımıza daha çok yansıtacağız. Dolayısıyla istişare halkasını genişletmiş olacağız. Hep birlikte Allah'ın izniyle, güçlü bir iradeyle bu süreci başarıyla sürdüreceğimize inanıyorum. Tereddüt edersen bacakların seni taşımaz. Yürüyeceğim de bas ve yürü diyor Üstad Necip Fazıl. Bizler de tereddüt etmeden hak yolunda halk için yürümeye devam edeceğiz.